Merhaba. Alerjileri devam edelim ama bir araya bilgi girmem gerekiyordu. Çünkü posterin altına yazılanları okuduğumda üzülüyorum ya. Hepsine cevap verme şansım yok, mümkün değil. Ama yani üzülüyorum gerçekten. Bir tane takipçim, ay çok da böyle sevimli yazmış. Ya çocuğumun yanakları pütürlü diyor. Köpürte köpürte yıkıyorum ama hala pütürlü. Köpürte yıkamanın iyi olmadığını artık öğrenmemiz gerekiyor. Bugün bundan bahsedeceğim. Biraz da atopik dermatite girmeye çalışacağım ama bitmeyebilir. Ah, çok hoşuz. Tabii önceki 10 yıllarda işte 70'li, 80'li, 90'lı yıllara kadar bize tabii hijyenin çok önemli olduğunu, bütün mikropların kötü olduğunu, hepsini öldürmemiz gerektiği söylendi. Ve bu beynimize yerleşti, değiştiremiyoruz. Annelerimiz, babalarımız da bizlere aktarıyor bunu. Ama artık böyle değil. Yani bu bilgilerin hepsi değişti. Bu ortamda iyi mikroplar var, kötü mikroplar var. Yani bizler gibi iyi insanlar var, kötü insanlar var. Dolayısıyla hepsini öldürmemiz gerekmiyor. O yüzden bir denge bulmamız gerekiyor. Hijyende de bir denge bulmamız gerekiyor. Hijyen uygularken de kökünden hepsi ölsün olmuyor. Fareler üzerinde denendi. Steril büyüyebilir mi acaba diye. Bütün şeyi organizmadaki bakterileri elimine ettiler ve yaşayamadı fareler. Anlatabildim mi? Yani bizler vücudumuzdaki işte bağırsaklarımızdaki, solunum sistemimizdeki, gözlerimizdeki, burnumuzdaki, cildimizdeki, her yerimizdeki diğer canlılar olmadan yani bakteriler, virüsler, priyonlar, bakteriyofajlar, mitler belki de bunlar olmadan yaşayamayız. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz deterjanlarla kendimizi yıkıyoruz. Deterjanların ne olduğuna bakalım önce. Deterjanlar yağlara saldırır, yağları söker biliyorsunuz. Her türlü deterjan bunu yapar. Sabun da bir deterjandır. Köpüren her şey deterjandır. Ve bunların hepsi yağ çözücüler içerir. Az ya da çok. Ne kadar çok köpürüyorsa o kadar sıkıntı vardır. Bakın unutmayın. Sabunlarda da böyledir. Ondan sonra sıvı deterjanlarda da böyledir. Hatta sıvı deterjanlar bildiğimiz hani yıllardır kullanılan eski tip sabunlardan çok daha zararlıdır. Aynı göz yapmayan şeyler gibi, şampuanlar gibi. Onlar daha çok kurutur cildi gibi. Şimdi cildimizi düşünelim. Cildimizin yapısı canlı bir yapı. Alttan devamlı yeni hücreler geliyor. O hücreler yaşıyorlar. Bir süre sonra üst tabakada yaklaştıkça ölmeye başlıyorlar. Peki ölmeye başladıklarında işte yassılaşıp birbirine yapışıp koruyucu bir tabaka oluşturuyorlar. Peki bu koruyucu tabakanın özelliği ne? Hücrelerden başlayalım. Hücreleri bir arada tutan hücre zarıdır. Ve hücre zarı lipitten oluşur. Yani yağlardan oluşur. Cilt hücreleri de üst tabakalara geçtikçe ölüyor dedik. Ve yağdan bir tabaka oluşturuyor. Koruyucu, mumsu bir tabaka oluşturuyor. Yani o cildimizdeki nemi koruyan bariyer oluyor. Geçirgenliği engelliyor. Tamamen engelleyemiyor. Onu söyleyeyim. Bazı şeyler geçiyor. Kana geçtiği bile gösterilmiş. Özellikle güneş kremlerinde falan. O yüzden bu mumsu tabaka çok önemli. Peki biz ne yapıyoruz? Her gün yıkanıyoruz ve her gün o tabakaya saldırıyoruz. Neyle? Sabun ve şampuanlarla. Bu bir tarafı. Koruyucu tabakayı mahvetmenin yanında bir de ne var? Bir de bu tabakanın üzerinde var olan, yaşayan binlerce mikroorganizma var. Bizim dostumuz onlar. Onları yok etmemeliyiz. Onları da mahvediyoruz yıkamakla. Ne yapalım? Yıkamayalım mı? Tabii ki yıkayacaksınız ama mümkün olduğunca sabun, şampuan kullanmadan. Ben özellikle
Yeni doğanlarda asla ilk bir ayda sabun şampuan kullanmasını önermiyorum. Normal doğumlarda ya da şeyde bazen kanlı olabiliyor ve verniks dolayısıyla temizlemek zor olabiliyor. Ilık suyla yıkamanın dışında çok zorda kalırsanız saçlı deriyi belki şampuanlayabilirsiniz. Onda da yani bence beyaz sabun kullanın, azıcık şeye şampuan gerek yok. Ve çok iyi durulamanız gerekiyor. Çok çok iyi durulamanız gerekiyor. Onun haricinde yeni doğanları lütfen yıkamayın. Yani yıkayın da deterjanlarla yıkamayın. Yani sabun şampuan kullanarak yıkamayın ya da duş jeli kullanmayın. Çocuğu ılık suyla her gün banyo yaptırabilirsiniz ama ılık suyla banyo yaptırmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok yıkarsanız o kadar çok yağlamanız gerekiyor. Onun derisi çok geçirgen olduğu için çok çabuk kuruyor. Bu nedenle de bu şeyi ne bileyim ilk ay hiç yıkamayın. Ondan sonra da haftada bir ya da 2 haftada bir vücudunu sabunlayın çocuğun. Ve genelde ben ne kadar eski o kadar iyi deyip bildiğiniz beyaz sabun kullanıyorum. Hani eskilerin vardır ya kalıp sabunları. Onları bölüp bölüp çocuklarda kullanmıştım. Bir de şunu yaparım hep. Önce çocuğun cildinde deneyin. Yıkayın aynı bölgeyi. 3-4 kez yıkayın, durulayın. Mesela 3-4 gün içinde 3-4 kez yıkayıp bakın kuruluk çok ya fazla yapıyorsa ondan vazgeçin. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama çocukları bu kadar çok deterjana maruz bıraktığınız anda cildin dengesi bozuluyor. Cildin dengesi bozulduğunda işte kuruluk başlıyor. Onun üzerinde de dermatit benzeri döküntüler başlıyor. Yani bütün atopik dermatitlerin diye adlandırılan lezyonların hepsi şey midir, atopik dermatit midir, yoksa cilt florasındaki dengenin bozulması, cildin koruyucu tabakasının kaybolmasıyla da bağlantılı mıdır diye düşünmek gerekiyor. Yani buradan çıkacak olan sonuç nedir? Çocuğunuzun cildinde bozukluk olduğunda, normal yapısı bozulduğunda, kuruluk olduğunda, kaşıntı olduğunda bu her zaman gıda alerjisi anlamına gelmez. Hiç gıda alerjisiyle alakası olmayan durumlarla da bağlantılıdır. O yüzden de önlenebilir. Önlenebilecek kısmını önleyelim gene de varsa. Var çocuğumuzda diyelim ki yaygın atopik dermatit olduğu söylendi. Bunda besin alerjisi düşünmek için başka semptomların olmasını da beklerdim. Yani bu kadar çabuk işte döküntüsü var. Hayır değil. Kakada mukus, bir daha söylüyorum. Kakada mukus alerji belirtisi değildir. Mukus zaten var. Normal yapıda, normal kakanın bir parçasıdır. Ek gıda başlayana kadar çok görünür olabilir. Çünkü sadece sütle besleniyor çocuk. Ama sonrasında normal kakaya geçildiğinde, yani ek gıdaya geçildiğinde o mukusu artık eskisi gibi görmeyiz. Tamam. Bunun dışında cilt döküntüsü var, kilo alımında problem var, çok huzursuz bir çocuk, mutlu olamıyor. Siz onun duygusal ihtiyaçlarını karşılamanıza rağmen olamıyor. Evet, yani bu çocuklarda gıda alerjisi düşünelim ama her ciltteki döküntüde, her değişiklikte aklınıza lütfen besin alerjileri gelmesin. Bunlar geliyor, doktora bir ön yargıyla gidiyorsunuz. Doktor eğer etkilenmiyorsa sizden, ki çoğu etkileniyor, bütün tetkikleri o yönde yaptırıyor ya da sizi ikna edemiyor. Birçoğunuzun ikna olmadığını fark ediyorum. Doktora gidiyorsunuz. Doktor hayır bu o değil diyor. Besin alerjisi değil diyor. Ama hayır, besin alerjisine odaklandınız. Neden odaklandınız biliyor musunuz? Çünkü sosyal medyadan çok etkileniyorsunuz. Orada mood oluyor bazı şeyler ve bunlar beyninizi yıkıyor sanki gerçekten öyle. Bir doktor hayır diyor size bu alerji değil diyor ama kesinlikle onu da şey yapmayı istiyorsunuz. Biliyor musunuz kehanet kendini gerçekleştirir. Böyle bir şey vardır o yüzden hep olumlu düşünmeyi öneririz. Olumlu düşünün, iyi düşünün, doktorunuza inanın, verdiği tedavileri uygulayın. Evet, geçmezse o zaman lütfen çocuk alerji uzmanı ile görüşün, olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.